Sevgili gençler bugün konumuz üniversite mi seçmeliyim bölüm mü seçmeliyim? Haydi bakalım karışık bir durum değil mi? Haydi bakalım başlıyoruz. size her şeyi şeffaf bir biçimde anlatacağım. Üniversiteleri 3 sınıfa ayırıyorum. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olarak. Eğer B ve C sınıfı üniversite seçecekseniz bunun üniversite mi bölüm mü olmasının hiçbir farkı yok. Burada bakacağımız şey şu. İstediğim bölüm ne ise ona gideceksin. Eğer B ve C sınıfı ise. A sınıfı ise o zaman işler biraz daha değişiyor. Önce B ve C sınıfından başlayalım. B ve C sınıfı bir üniversite seçtiğimiz zaman şimdi bakın isim vermek istemiyorum. Burada şimşekleri üzerime çekmek istemiyorum. B ve C sınıfı üniversiteleri seçtiğiniz zaman buradaki bakacağınız şey şu olacak. Önce bölümü seçeceksin. Hangi bölümü istiyorsun? Onu seçeceksin. Ondan sonra da fizibilitesine bakacaksın o şehrin veya üniversitenin. Yani ne demek istiyorum? Üniversiteyi bölümü seçtin. Üniversiteye bakıyorsun. Bilmem ne şehrinde bilmem ne üniversitesi. O şehrin sosyal yapısı nasıl? Sana uygun mu değil mi? KYK kredileri sana uygun mu değil mi? Veya yurt. Olabildiğince erkenden bu KYK yurtuna eğer girmek istiyorsan onlara başvur. KYK yurtları çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çok fazla yığılma var mı yok mu? Diyelim ki KYK yurdu çıkmadı. Ne yapacağız? Sokakta mı kalacağız? Hayır. Özel yurtlar, özel yurtların fiyatları nelerdir? Bunlara bakacaksın. Özel yurtlar da mı olmadı? O zaman ev fiyatları nelerdir? Buna bakacaksın. Ucuz ev buldum kiralar ki şu zamanda ucuz ev bulmak inanılmaz zor zaten biliyorsunuz. Acaba daha uygun bir yer bulduğum zaman ben buraya tek ve saitle gidebiliyor muyum? Gidemiyor muyum? Buna bakacaksın. O bölümde, o üniversitede senin istediğin fizibiliteler yoksa o interland içerisine o zaman başka bir üniversitenin aynı bölümüne bakacaksın. He yine orada da istediğin yoksa o zaman üniversiteye bak. Sonra bölüme bakacaksın. Ama en önemli şey önce bölüm. Yani bizim amacımız ne burada? Üniversiteye girip o üniversitedeki o bölümü bitirmek değil mi? Öyle. Eğer sevmediğin bir bölümü seçersen o zaman zaten o üniversiteyi bitiremez. Her zaman bir adım bölümü seçeceksin üniversiteden öteye. Bölüm her zaman üniversiteden çok daha önemlidir. Bitirip bitirememene bakacaksın. 4 senede bitirebiliyor musun abi sen bunu? O zaman tamamdır. Sıkıntı yok. Şehir nasıl? Sana uygun mu değil mi? Bir de ona bakacaksın. Yani evinden uzak mı yakın mı? Eve gitmek istediğin zaman hemen gidebilir misin? Gelebilir misin? Kaç ve gideceksin şu üniversiteye? Üniversitenin kulüpleri nasıl? Arkadaş ortamı nasıl? Kavga dövüş var mı? Yok mu? Huzurlu bir şekilde 4 sene orada geçirebilecek misin? Bunların hepsine teker teker bakacaksın. Ama dediğim gibi ilk önce bölüm seçeceksin. Ondan sonra üniversiteye bakacaksın. Şimdi bu B ve C sınıfı üniversiteler için geçerli. Şimdi A sınıfı üniversitelerde işler biraz daha karışabilir. O zaman senin kariyer yolun nasıl olacak ona bakacaksın. Örnek verelim mi bir tane? Hadi verelim. Şimdi Boğaziçi Matematik mi okumak istiyorsun? İTÜ Matematik Mühendisliği okumak için? İkisine de girme ihtimalin var. Sıkıntı yok. Peki, acaba Matematik Mühendisliği mi daha iyi yoksa Boğaziçi Matematik mi? İsmi var, Boğaziçi var ya. İTÜ bir tık daha altta mıdır? Bir tık daha alttadır. Ama her zaman Boğaziçi bir tık daha öndedir. Bir yarım adım, bir adım daha öndedir. Ama diyorsun ki İTÜ Teknik üniversite başım kafalar karışmaya başladı. Farkındasın değil mi? Şimdi buradaki önemli olan nokta senin kariyer planlamandır. Dersin ki ben matematik öğretmeni olmak istiyorum. Ve matematikle herhangi bir şey yapmak istiyorum. O zaman dersin ki ya ben isme bakarım. Ben boğaz için matematiği seçerim. Ama yok ben bankacı olacağım. Bilgisayar üzerine master yapacağım. Bilgisayar bilişim teknolojileri gibi bir kariyere sahip olmak istiyorum diyorsan o zaman matematik mühendisliğini seçeceksin. Yani İTÜ'yü seçeceksin. Önemli olan nokta burada senin kariyerinin nasıl gittiğidir. Nasıl bir kariyer izleyeceksin kendinde. Sonra üniversitelerde Baktın Bölümü seçtin. Seçtikten sonra tam o üniversiteyi bitirdin. Bölümü de bitirdin. Acaba master yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Buna bakacaksın. Kolay master imkanı veriyorlar mı? Vermiyorlar mı? Not ortalamaları kaçtır? Ders müfredatı nasıldır? Yabancı dil var mıdır? Yok mudur? Bunların hepsi önemli kriterler sevgili gençler. Bu yüzden gerçeği konuşmak gerekirse B ve C sınıfı bir üniversite seçmen gerekiyorsa o zaman bakacağın şey bölümdür. A sınıfı bir üniversiteye puanın yetiyorsa, o zaman bakacağın şey kariyer planlaman nasıl olacak? Seçeceğin meslek burada çok önemli olacak. Bu yüzden üniversite mi, bölüm mü dediğimiz zaman şöyle bir toparlayalım. B ve C sınıfı tarzında üniversiteler seçeceksen bölümdür. A sınıfı üniversitelerden birini seçmeyi planlıyorsan yani puan ona yetiyorsa o zaman da yapacağın şey kariyer planlamandır. Nasıl bir kariyer izlemek istiyorsun? Markaya mı yöneleyim yoksa kendi bölümümde daha farklı İşler mi yapayım, ona bakacaksın. Son olarak da şuna da geliyorum. Eğer bu iş araba seçmek gibidir, bunun örneğini arkadaşlarına, sevdiklerine, dostlarına danışabilirsin. Şunu diyebilirsin. Abi sen 2003 model BMW mi almak istersin? 2022 model sıfır Renault mu almak istersin? Aralarındaki fark nedir? Gibi enteresan bir örnekle insanların karşısına çıkabilirsin ve bunun SWOT analizini yapabilirsin. Şimdi SWOT analizine gelelim. SWOT analizi dediğim şey şudur. İstediğin iki tane üniversiteyi sağ ve sola bir kağıda yazarsın. Ortadan bir çizgi çizersin. İstediğin kriterler nelerdir? Onları da sol tarafa tıkır 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 yazmaya başlarsın. Şehir nasıldır? Kira lar nasıldır? KYK yurtları nasıldır? Maaşı nasıldır? Üniversitenin sosyal ortamı nasıldır? Gibi istediğin kriterler neyse sol tarafa yaz. Ondan sonra başla. A üniversitesinde var bu, artı şu üniversitede yok eksi şu üniversitede var artı şu üniversitede de var artı topladığın zaman en fazla artı hangisinde çıkıyorsa o zaman o üniversiteyi seçebilirsin. Buna SWOT analizi derler. Bunu büyük firmalar zaman zaman toplantılarında stratejik kararlar alırken kullanırlar. SWOT analizi ile ilgili de daha fazla bilgi almak istiyorsan YouTube'dan bunlara ulaşabilirsin. Aşağıya yorumlara yaz. Aklında olan üniversiteler neler? Hangi üniversiteye gitmek istiyorsun? Hangi bölüme gitmek istiyorsun? Hangi iki üniversite arasında kaldın? Ben ben de sana yardımcı olayım. Yorumlarda sana fikirlerimi paylaşayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.